Müminin mürüvveti yatmasında da belli olur. Vardın yatağa. Nasıl varacaksın? Abdestle varacaksın. Çünkü ölümün kardeşi kalkmamak var. Ne olacağını kim bilir? Farz değil, vacip de değil ama bir müstehap bu. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam da tavsiye ediyor bize. Yattın her türlü değil. Sağına yatacaksın. Kıbleye asla ayak uzatmayacaksın. Baş koyacaksın kıbleye. Bunlar İslam'ın edebidir, ahlakıdır. Uykunun adabına ait Resulullah'ın söylediği şeylerdir. Sağına yatacaksın. Sağ elini de böyle yanağının altına koyacaksın. Dizlerini de kendine doğru çekeceksin. Ona uyuduktan sonra ne halin varsa gör. Zaten onu tutturmak mümkün değil ama o halde başlayacaksın. O halde başlarsan eğer farklı bir lezzet alacaksın. Sonra Geldin yatağa daha iş bitmedi. Şöyle ellerini birleştireceksin. Başlayacaksın Kur'an'ın son sayfasını okumaya. İhlas, felak, naz Üf, üfleyeceksin. Efendimiz yapıyor biz de yapacağız. Bütün vücudunu onunla ne yapacaksın? Sıvazlayacaksın. Sonra bir ayetel kürsü okuyacaksın. Sonra Hazreti Fatma'ya öğretilmiş günün en son tesbihatını. 33 kere. Subhanallah bu namazın sonrası değil bugünün son tesbihatı 33 kere elhamdülillah ya 33 ya 34 ikisi de var hadis kitaplarında Allahu ekber diyeceksin işi orada bir virgülle kapatacaksın peki ne kaldı geriye şimdi geldi sıra muhasebeye bir günü bitirdin ne yaptım ne ettim Allah için ne yaptım ne yapmadım Nerede yanlış yaptım? Nerede güzel yaptım? Bir vicdan muhasebesi de yapacaksın. Ondan sonra da yatacaksın. Öyle yatarsan var ya of. Artık Allah ne verdiyse. Allah ondan sonra da bambaşka ikramlarda bulunacak sana. Gerçekten sünnet üzere uyku insana farklı bir lezzet tattırır.